Öyle bir çekişme başladı ki, bizim bu çekişmeyi görmememiz için uğraşıyorlar. Biz görmeyelim, uyanmayalım diye bombardımana başladılar. Hiç durmuşlar mıydı? Bunu birazdan göreceğiz. Kimin, kiminle ve kime karşı olduğunu hep birlikte göreceğiz. Hazırsanız başlayalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin kuruluşunun 99. yıl dönümü olan 9 Eylül'de 99 Genç'te Anıtkabir'i ziyaret edecek haberini önceki gün gördüm. 9 Eylül üzerinden bir basınç oluşturulması, Tarkan konseri, Kemal Bey'in ısrarlı adımlarla Cumhurbaşkanlığı adaylığında öne çıkması, İmamoğlu'nun son dönemde tatili bırakıp görev başında fotoğraf vermesi, Meral Hanım'ın İmamoğlu'nu makamında ziyaret etmesi gibi pek çok konu üst üste geldi. Bir de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in İstanbul'un her yerine 9 Eylül'ü kazıması gözlerden kaçmıyordu. İlk kez oluyordu. Zaten bilinen olaylardı bunlar. Neyse. Ancak dün gazeteleri elime aldığımda önemli bir detay, önemli bir kırılma, önemli bir ayrışma gözüme çarptı. CHP'nin kuruluş yıl dönümü için verdiği ilanlar sadece Cumhuriyet Gazetesi'ne gidiyordu. Kemal Bey'in öne çıktığı ilanlarda Yaşasın Halkın Partisi, Yaşasın Cumhuriyet Halk Partisi sloganları yer almaktaydı. Bir de alt tarafında gelemiyor gelmekte olan şeklinde bilinen şablon, bu önemliydi. Kendi tespitlerim vardı ancak arka planı öğrenmek istedim. Bunun için yapılacak tek bir şey vardı benim için. CHP'yi avcunun içi gibi bilen dostuma ulaşmak. Öyle yaptım. Kısa bir süre sonra döndü. Sorularımın rengini anladı, gülümsedi. Abartmıyorum, CHP'den kim varsa nabız sayısını bile biliyordu. Herkesi ayak izlerinden bile tanıyordu. Konuyu hemen gazetelere verilen ilana getirdim. Kemal Bey, hatta CHP İstanbul İl Örgütü neden Sözcü'ye değil de Cumhuriyet Gazetesi'ne ilan yağdırıyordu? Bunun arka planında ne vardı? Dostum, uzun cümle kurmama izin vermeyeceğini biliyorum diyerek söze başladı. Araya girip gerçekten kısa kısa ve özden gitmek istiyordu. CHP'de altılı masada neler oluyordu? Okuyucunun da bilmesi gereken buydu cümlesiyle kestim. Devam etti. Öncelikle ana sorun para. İmamoğlu CHP'ye pek bir katkı sunmuyor. Parti teşkilatı zorlanıyor. Bu zorluğu başka isimlerle aşmak istiyor. Bu da içerideki sıkıntıyı büyütüyor. İmamoğlu ayrı bir oluşumun parçası gibi davranıyor. Yani ekonomik olarak 2023'e mi hazırlanıyorlar? Ekonomik tarafına girmek doğru değil şimdi. Hazırlıklar var. O zaman yollar biz görmesek de tamamen ayrıldı. Kemal Bey'in ilan verdiği gazetede kendisine çok yakın iki isim var. Biri eski partili. Bunlar İmamoğlu için topladıkları bilgileri dosyalarla Kemal Bey'e sunuyorlar. Bunları gören Kılıçdaroğlu her defasında İmamoğlu ismi altılı masaya hiç gelmedi şeklinde cevap veriyor. Yanına Mansur Yavaş'ı da katarak kesip atıyor yani. Aynı sıkıntı sadece Cumhuriyet ve Sözcü ile sınırlı değil. Halk TV konusunda da sizlere yansımayan bir gerginlik var. Mesela gerçekte patron kim sorusu net cevap bulabilmiş değil. Herkesin bildiği ancak Türkiye'ye gelemeyen önemli bir isimden ciddi olarak söz edilmekte. O ismi söyledi, ben de sakladım. Kemal Bey'le olan durum Canan Kaftancıoğlu'yla da aynı sanki. Ne dersin? İmamoğlu'yla Canan Hanım arasındaki gerginlik ya da sorun yeni değil. Bilen biliyor. Canan Hanım Ekrem'e karşı, o da şundan. İmamoğlu yanında akıllı insan istemez. Canan Hanım'la çalışma şansları hiç yok. Muhtemelen seçimler yaklaşırken bunu daha net göreceksiniz. Peki İyi Parti'nin Mansur Yavaş açıklamalarını nasıl anlamalıyız? İmamoğlu'na herkes mesafe koyuyor. Açıklanmayan bu. Siyaseten, ilki olarak, gidilecek yol olarak İmamoğlu herkese uzak. Altılı Masa bunu biliyor. Kemal Bey de paylaşıyor. Bilgilendiriyor. Kılıçdaroğlu'nun ısrarla İmamoğlu'nun önünü kesmesinin nedeni bu. Peki Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın CHP lideri için kullandığı Kemal Bey şike adaydır sözüne nasıl bir yorum yapıyorsunuz? Ümit Bey orada Kemal Bey'e yüklenirken İyi Parti gibi Mansur Bey'i öne çıkardı. Zafer Partisi lideri 2023'ü Mansur Yavaş'ın ilk turda alacağını düşünmekte. Peki ben sorayım, buna ilk tepki nereden geldi? Abdullah Gül'den.
Hem Mansur Bey'i hem de yaptığı işleri küçülttü. İyi Parti de Gül'ü istemedi. İstemiyor çünkü. Ayrıca Ümit Bey'in Kılıçdaroğlu için düşündükleri, İmamoğlu için düşünen çok isim var. Hepsi Kemal Bey'in yanında ve altılı masada. Dostum pek çok şey söyledi. Hepsini buraya taşıma şansım yok. Ancak sözcü yazarlar ile Cumhuriyet yazarları arasındaki frekans farklılığı da ortadaydı. Altılı masaya gelmeden CHP kaynıyordu. Söylenmese de İmamoğlu güçlü bir figür olmakla beraber aynı yolda yürüyen bir isim değildi. İmamoğlu masayı dağıtır mıydı? İşte bu sorunun cevabını yakında göreceğiz. Dışarı sızmasa da anladığım kadarıyla sorun büyük. Çok büyük. İmamoğlu'nun 23 Nisan'da Sözcü'ye verdiği röportajdaki sözleriyle yazıyı bitirelim. Belki durum net olarak anlaşılır. Türkiye'nin meselesi, Cumhurbaşkanı adayı kim olacak meselesinin çok uzağında, çok ilerisinde. Ülkenin geleceği meselesi. Tarihi bir masa kuruldu, altılı masa. Her CHP'li genel başkanının aday gösterilmesini ister. Ben de CHP'liyim ve benim de adayım genel başkanımdır. Sayın Kılıçdaroğlu'dur. Günün sonunda ülke kazanmalı. Bir şahsın kazanmasının da anlamı yok. En doğru kararı vereceklerine inanıyorum. Ancak İmamoğlu burada kendini taca ya da avuta atmıyor. Kendi sorumluluğunun da farkında. İmamoğlu İBB Başkanı. Tarihin en yüksek oyunu almış bir belediye başkanı. Tarihin en çok oyunu almış bir belediye başkanı, ekonominin %45'inin döndüğü İstanbul'da süreci uzaktan izleyen olamaz. Not. Aslında İmamoğlu diyeceğini demiş. Ne dersiniz? İngiliz kraliçesi öldü. Ama İngilizler çekildi, ölmedi. Sinsi bir şekilde geliyorlar yeniden. Sinsi bir şekilde yeniden geliyorlar. Özellikle bizim coğrafyamızın yakın geçmişinin ve geleceğinin şekillendirilmesinde kilit rol oynadılar, oynamaya da devam ediyorlar. Çağdaş düşünceyi Almanlar kurdu. Çağdaş siyaseti ve kurumlarını büyük ölçüde Fransızlar geliştirdi. Ama çağdaş dünya İngilizlerin eseri. Dünyaya çeki düzen veren ülkeler arasında İslam dünyasının imkanlarını ve zaaflarını İngilizlerden daha iyi bilen başka bir aktör yok. İngilizler hem İslam dünyasına dışarıdan, fiilen ve içeriden zihnen saldırılar, hem de gelecekte İslam'ın tarih yapıcı bir aktör olarak tarih sahnesine çıkmasını engellemek için her türlü hazırlığı yaptılar. Bunun için önce Suudi Arabistan'da Vehhabiliği, harici mantığını icat ettiler, sonra da Hindistan'da Kadiyaniliği. Nedir bu? Ölümü gösterip sıtmaya razı etmek elbette. Yahudileri hem başlarından def etmek hem de İslam dünyasının başına bela etmek için Filistin'e yerleştirdiler. İngilizlerin gücünü abartmak istemiyorum ama zihni ve akademik olarak İslam dünyasını en iyi bilenler onlar. Çin'e Afyon Savaşları'ndan itibaren kök söktürenler, çeki düzen verenler yine İngilizler. Hindistan'ı 5 asır kene gibi sömürenler, parçalayanlar, birbirine düşürenler İngilizler ve kapitalizmi, homo economicus'u icat edenler de İngilizler. Çin'in İpek Yolu projesinin gerisinde İngilizler var. İngilizler Çin'e içeriden yerleştikleri için Hong Kong'u terk ettiler. Avrupa Birliği'ne darbe vurmak için Avrupa Birliği'nden çıktılar ve Avrupa Birliği bir daha toparlanamadı. Afganistan, Pakistan ve Hindistan'dan Malezya'ya kadar İç Asya ve Uzak Asya İngilizlerin çok güçlü nüfuz alanları arasında yer alıyor. Tıpkı Körfez ülkeleri gibi. İngilizler bilgiyi veya beyni kontrol ederek sömürülerini devam ettiriyorlar. Arabistan Yarımadası'nda olanları da, Hint-Pakistan alt kıtasında olanları da Afyon Savaşları'yla uyuşturduğu ve Mao devrimiyle derinden nüfuz ettiği Çin'de onları da İngilizleri anlamadan anlamak zordur. Bu Pax Britannica mıdır? Öyle adlandırılabilir mi? Çok emin değilim. Ama İngiliz hegemonyasının yapısının sanılandan daha karmaşık olduğunu ve nüfuz etmesinin de o ölçüde zor olduğunu söyleyebilirim. İngilizleri anlamadan dünyayı, dünyada olup bitenleri, dünyanın nereye gittiğini anlamak zordur. Vesselam.